Hızır Aleyhisselam'ın hayatını anlattınız. Ufak tefek bize bilgiler verir misiniz? Mesela Hızır Aleyhisselam kaç yıllarında ya da hangi milat döneminde ya da hangi dönemde yaşamıştır kendisi? Hızır Aleyhisselam Nemrutların hüküm sürdüğü bir çağdı. Karanlık bir devirdi. Zulmün ve zulmetin insanların üzerine şarıl şarıl yağdığı ve zalimlerin insanları inim inim inlettiği bir dönemdeydi. Nemrut bir rüya görmüştü. Rüyasını kahinlere tabir ettirdi. Dediler ki bir çocuk doğacak, senin makamına göz dikecek. Senin makamını elinden alacak. Senin saltanatın yok olacak. Öyle bir kavim, öyle bir çocuk doğacak ki dedi, bütün insanlar ona tapacak, ona inanacak. O zaman dedi Nemrut'ta bütün doğan erkek çocukları öldürün. Ve o devirde, yani İbrahim Aleyhisselam'ın devrinde doğan bütün erkek çocukları, adamları, Nemrut'un askerleri evleri takip ediyordu. Ve doğan çocukları annesinin elinden alıp anneleri gözyaşları içerisinde ağlatarak çocuklarını bir cellat gibi boyunlarını koparıp atıyorlardı. Ve böyle bir dönemde Hızır Aleyhisselam da doğdu ve onu annesi mağarada doğurdu. Aynı İbrahim Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın annesini gizlice doğurduğu gibi Hızır Aleyhisselam'ın da annesi şehrin dışına gitti. Bir mağarada, aslanlı bir ormanda yavrusunu doğurdu ve gizlice şehre girdi. Ve böyle bir dönemde doğdu. Bu yaşadığı ülke, bugünkü ismi nedir hocam? Doğduğu bölge, bugünkü isminle, biliyorsanız tabii. Tam o yaşadığı ülkeyi tam olarak, kesin olarak bilmiyorum ama Orta Asya'da olsa gerek. Orta Asya. Annesinin ismi neydi hocam? Hızır Aleyhisselam'ın annesinin ismi Elha'dır. Elha, Hızır Aleyhisselam'ın sevgili annesi ve çok cömert, fakirlere, düşkünlere yardım eden merhametli bir kadındı. İçinin güzelliği yüzüne yansıyordu. Nur yüzlü bir kadındı. Fakirlere yardım eder, yoksulu doyurur ve kimsesizleri korurdu. Yetimlere bakar, fakir ve yetim erkeklerin evlenme masraflarını üstlenir, yetim kızların çeyizlerini kendi bütçesinden karşılardı. İşi, gücü hayır ve hasenattı. Suyu olmayan semtlerde kuyu kazdırırdı. Yolu düzgün olmayan yerlerin yollarını yaptırır. Yaşlı ve miskinlerin evlerini tamir ettirirdi. Memlekette sevilen bir hanımefendiydi Hızır Aleyhisselam'ın annesi Elha Hanım. Hocam babasından bile söz edelim. Babasının ismi Melik Melkan'dır. Yani Melik demek bir şehrin valisiydi, o yaşadıkları şehrin valisiydi. Nemrut o şehrin kralıydı, Nemrut'un emrinde bir valiydi. Babası Melik Melkan'dır. Üvey babasının ismi Ebleya'dır, çoban Ebleya. Üvey annesinin ismi de Elma'dır. Hocam annesi babası büyütmedi mi ki üvey annesi ve üvey babası vardır, yoksa evlat gizli mi büyütüldü? Evet, çünkü öz annesi onu bir mağarada doğurmuştu da sonra onu Musa'nın Rabbine havale ediyorum diyerek, Allah'a havale ederek gelmişti gizlice. Bu çoban Ebleya koyun yayarken Cenab-ı Allah onun koyunlarından sütlü bir koyunu emretti. Gizlice o koyun giderdi mağaraya. Hızır Aleyhisselam'ı orada emzirir, doyurur.
çıkar gelirdi. Ve bir gün Elma, yani üvey annesi Elma, o sütlü koyunu sağmak için altına oturduğunda baktı ki hiç sütü yok. Zannetti ki bunu herhalde dedi, kocam Ebleğe sağdı, dağda içti dedi. Bir gün böyle, iki gün böyle, üçüncüsü gün dedi ki nihayet kocasına, dedi ki bizim bu sütlü olan koyun sütü yok üç günden beri, sen mi sağıyorsun? Dedi yok hayır ben sağmıyorum. Peki neden sütsüz geliyor? Bilmiyorum dedi, o zaman bir takip et dedi. Takip etti çoban Ebleğe. Koyundan, sürüden ayrılıyordu o koyun. Onu takip etti. Gitti ileride, önüne bir aslan düştü. Arkasına da bir aslan düştü. Onu o mağaraya götürdü. Aslanlı mağaraya götürdü koyunu. O da gizlice gitti. Mağaraya vardı, girdi. Aslanlardan gizli bir şekilde. Bir baktı ki gürbüz, güzel bir çocuk yatıyor, kundağa sarılmış. Çocuğu aldı, evine getirdi. Hanımına da dedi ki, güzel bir bebek buldum dedi. Koyunun da sırrını öğrendim dedi. Meğer bizim koyun dedi, bu yavruyu emzirilmiş dedi. Ve onların da çok kısa bir zaman önce yavruları Nemrut'un askerleri tarafından, evlatları, çocuklarını öldürülmüştü. O anne de, yani Elma, üvey annesi Elma, evlat acısı çekiyordu ki böyle bir darına yetişti. Nur topu gibi bir bebek getirdi kocası Ebleğe ve o çocuğu evin altında gizlice büyüttüler. Ve daha sonra büyüyüp kısa bir zamanda gelişti, yetişti ve Melik Melkan sarayda görev yapacak eleman, genç çocukları toplamak için ilan vermişti. O ilanı duyunca bunlar da dediler ki çocuğumuzu götürelim de sarayda yetişsin, sarayda bir iş bulsun, orada çalışsın. Ama üvey annesi Elma'nın içerisinde bir buruk bir korku vardı, bir üzüntü vardı. Sanki yavrumuzu kaybedecekmişiz gibi bir üzüntüye kapılıyordu. Ve düşündüğü, korktuğu da başına geldi. Hızır Aleyhisselam'ı, yani Belya'yı aldılar, saraya götürdüler. Orada imtihana tabi tuttular ve imtihanları zamanındaki, yaşındaki çocuklar içerisinde hepsini birincilikle kazandı. Ve öz babası Melik Melkan onun böyle başarılı olmasına hayretler içerisine kaldı ve içinin bir his ona karşı bir sevgi uyandırdı, bir yakınlık duydu çünkü öz evladıydı. Hemen hanımını çağırdı. Hanımına dedi ki hani sen mağarada bir çocuk doğurmuştun, çocuğumuz olmuştu, onu kaybetmiştin. Onu dedi görsen tanır mısın, herhangi bir işareti var mı? Var dedi. Ne işareti var? Onun dedi iki parmağı birbirine birleşikti dedi. Geldi baktı ki çocuğun da gerçekten iki parmağı birbirine birleşiktir. Ve onun kendi evlatları olduğunu anladılar. Kucaklaştılar. Hasret giderdiler. Ve üvey annesine ve üvey babasına da dediler siz ne istiyorsanız size heybe dolusu altın para verelim, oğlumuzu bize bırakın dediler. Ve öyle de oldu. Oğullarını esas annesi ve babası, yani Belya ve Melik Melkan'a bıraktılar. Sarayda görev aldı ve sarayda kaldı. Ve Hızır Aleyhisselam böylece büyüdü, gelişti, yetişti. Hızır Aleyhisselam'ın peygamberlik ya da buna benzer bir makamı var mıydı o zamanlar? Ya da o makama ulaşmış mıydı? Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olmasında ihtilaf var. Alimler ihtilaf etmiştir. Bazı alimler peygamberdir demişler, bazıları da alimdir demişlerdir. Hızır Aleyhisselam üzerinde çok anlatılan bu olaylardan mucizeleri anlatılıyor. Bu mucizelerinden dolayı ne zamandan, vefatından sonra mı gelmiştir mucizeleri yoksa önceden mi var mıdır? Hızır Aleyhisselam hala yaşıyor, vefat etmedi ki.
Onu o zaman açıklar mısınız, nasıl oluyor? Neden hala uzun ömür verildi onu soruyorsanız onun cevabı da şudur. Hızır Aleyhisselam Arş-ı Âlâ'ya baktığında Cenab-ı Allah onu Arş-ı Âlâ'daki olanları... Arş-ı Âlâ'yı biraz açıklar mısın? Ne demektir? Arş-ı Âlâ, Allah-u Teala'nın arşı. Yedi kat semanın üstünü kalp gözü açık olanlar görürler. Ki Arş-ı Âlâ'da Fatiha-i Şerife'yi görmüştü, okumuştu ve ona hayran kalmıştı. Dua etti, Ya Rabbi dedi. Bu Fatiha-i Şerife'yi kime indirdin, kime hazırladın Ya Rabbi? Bunu bana nasip et dedi. Cenab-ı Allah da dedi ki onu ahir zaman ümmeti, ahir zaman peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dedi nasip ettim. Onun için hazırladım. Dedi ki Ya Rabbi o zaman beni o peygambere ümmet et dedi. Cenab-ı Allah da ona ab-ı hayat suyundan içmesini nasip etti. Yani ab-ı hayat suyu ebedilik hayat sürecek, kıyamete kadar hayat sürebilecek bir sudur. O suyu nasıl bulmasını gerek Cenab-ı Allah'tan dua etti, istedi. Allah-u Teala ona bildirdi ve o suyu buldu, içti ve kıyamete kadar yaşadı, yaşayacak da. Ki ve Peygamber Efendimiz size peygamberlik verildikten sonra geldi Peygamber Efendimiz'e, o da biat etti, intisap etti, onun ümmeti olmasını dua etmişti, istemişti ve ona ümmet oldu. Ve şu anda kalp gözü açık olan bazı büyük alimlerle, evliyalarla görüşür, konuşur, onu bilen, onu tanıyan kişiler olur. Ama bir de bazen böyle garip bir adamlarla karşılaşırız. Ummadığımız sözler işitiriz. Ummadığımız hal, hareket görürüz. Onun için ne demişler büyüklerimiz? Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bileceksin demişler. Onun için Hızır Aleyhisselam'ı bazen bizim de aramıza girer. Bazen darda kaldığımız zaman onlar bize yardım eder. Şu anda Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam hayattadır. Onlar ölmediler. Ve yine iki peygamberin de cesedi pakisi semavatta, arş-ı alada, cennettedirler. Ki bunlar da İsa Aleyhisselam ile İdris Aleyhisselam'dır. Yani onlar da dünyada ölüm acısını tatmadan Cenab-ı Allah onları cennetine koydular. Hocam kendisinin bir peygamberle ya da bir büyük bir zatla kendisi büyük bir yolculuğa çıkmıştı. Bu zatın ismi neydi? Belki siz daha net anlatırsınız. Beraber yolculuk yaptığı zat Musa Aleyhisselam'dı. Musa Aleyhisselam da yanına hizmetçi olarak Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ı alarak, yol arkadaşı olarak beraber yolculuk yaptılar. Hızır Aleyhisselam'dan bilmediği ilim öğrenmek için, ilimleri öğrenmek için yolculuk yaptılar. Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ın da bir rivayete göre şu anda onun kabri şerifi, cesedi pakisi Türkiye'de, İstanbul'da Yuşa Tepesi vardır. Allah'u alim inşallah o da oradadır.